Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir jungle rotasyon videosuyla daha beraberiz. Bugün Jarvan oynayacağız. Genelde çok istenen picklerden biriydi. Bugün yayınımda da sordum hani ne istersiniz diye. Genelde Jarvan istediler. Hemen sustural atalım. Hemen herkes susturduk abi. Hemen öncelikle bir şey diyelim arkadaşlar. Nasıl şey atıyorsunuz dediniz. Şu işareti nasıl atıyorsunuz diye. Bu işareti nasıl atıyorum öncelikle hemen onu göstereyim. Çünkü yayınlarda o kadar çok soruyorsunuz ki. İletişim diyorsunuz buradan kısa yol tuşlarından. Burada alanda totem var sinyaline bir tuşa atıyorsunuz. Tekrar da anlattım. Hani buradan siz de öğrenin diye. Şimdi bir Blue World isteyeceğim. İnşallah atarlar. Karşılarının yerini görmek isteyeceğim. İki level'da bir de gank atacağım. Bakalım ne olacak. Yani karşı Vel'Koz galiba Diamond 1 olması lazım. Karışık bir elo. Diamond 2'li, Diamond 3'lü, Diamond 4'lü. Bir Elo'da oynuyoruz şu an. Ben neden AD'ye kasıyorum şu an? AD'ye kasacağım. Yani tank AD. Off tank yani. Neden böyle kasacağım? Çünkü düşük Elo'dan çıkmak için bazı oyun... Yani genelde oyunları taşımanız gerekiyor arkadaşlar. Ve tank kasarak bunu çok zor yapabilirsiniz. Ya da güçlü Elo'lar oynamanız gerekiyor. Jarvan da bence onlardan bir tanesi. Düşük Elo'da oynayan insanlar için en çok önerdiğim hero'lardan bir tanesi abi. Hemen aldık kredimizi kolay bir şekilde. Hemen bir de gank deneyeceğiz. Hiç biraz diğer tarafa yattık ama gank atmanız zor gibi mi de. Bir deneyelim yine de. Hop attık mı de gank. EQ attık. A flash atmadı. Bu arada bariyeri de yok. Kestik galiba. Evet çok güzel bir şekilde kestik. Görüyorsunuz arkadaşlar direkt bu gank'e flash atmazsanız direkt ölüyorsunuz. Gördüğünüz üzere. Şimdi karşı jungle kazık hemen pushluyoruz burayı. Bir altına atalım. Veigar'da base atsın. Burada tutalım. Veigar buraya pushlar. Şimdi Bloom'a giderken dikkat etmem gerekiyor. Kha'Zix buralarda bir yerde pus da bize zulüm. Tamam güzel hemen Bloom'a girdik. Hemen ilk kanı mid lane'imize aldırdık arkadaşlar gördüğünüz gibi. Düşük Elo'larda yapmanız gereken tek şey karşıdaki mid lane ya da top lane ya da herhangi bir lane 2 level gank hiç beklemiyor. Direkt hani karşısındaki adam agresif oynayıp lane itmeye çalışıyor. Bunları değerlendirirseniz çok iyi olabilir. Sizin açınızdan da. Kha'Zix hala görünmüyor burada. Bu arada GP'ye de gank atmak çok kolay. Bu maç güzel gank atılacak lane'ler var. Hemen şunları da alıp base atmak istiyorum. Dediğim gibi tekrardan AD'ye kasacağım. Yani AD dedim off tank tekrardan. Çünkü bazı oyunlar bazı oyunlara taşımanız gerekir arkadaşlar. Tank oynayarak oyunları taşımanız çok daha zordur. Aslında base atmasak da şu scuttle'a girsek mi ya? Bence böyle yapalım. Zaten midimiz pushlamış. Bot lane'imiz kuşlayamıyor ama bakalım. Kha'Zix buradaysa giremeyeceğiz buraya. Kha'Zix burada değil gördüğünüz üzere hemen aldık. Şu 3.15'te çıkan Scuttle'lar için buradaki gösterme şeyin ismini unuttum. O çok iyi. Bu arada çıkarttık. Hemen bota bir gank atıyoruz aynı zamanda. Hop bizimki çekmesi lazım. Çok güzel bir hook geldi. Abi, flash atacak büyük ihtimal. Hop oradan biraz atalım. Ha, bunu da flashlayacağını düşünüyorum. Oo flashlamadı. Hop bunu da hızlı bir şekilde aldık. Hemen lane'i pushlamaya yardım ediyoruz. Bakın Jarvan'la oyun ne kadar kolay. Yaptığımız hiçbir şey yok. Sadece gank atıp adamları korkuttuk. Bayrak atıp saldırı hızlarını hızlandırdık. Orada Kha'Zix'in de gank atmış gibi güzel olmuş. Sorun değil. Kha'Zix buraya geliyor. Kavot yazalım. Hemen takımı da bir uyarmak lazım. Bazen görmüyorlar çünkü. Sinyalleri ve takımı uyarmayı gerekli bir şekilde kullanırsanız gerçekten çok iyi işler ama sürekli adamın üstüne spamlarsanız tabii ki de işe yaramaz. Ya chat'i ben mesela sadece hep böyle mutlarım. Sadece gerektiğinde yazarım. Mesela bildiğim Blue World Times'ız, K-Bot gibisinden. Boş chat yapmak sizin de oyun performansınızı düşürür arkadaşlar. Devam ediyoruz. Bu build'i şöyle söyleyeceğim. Tiamat aldım hızlı jungle dönmek için. Tiamat'tan sonrasını söylüyorum size. Jungle itemi bitiriyorum AD. AD'de jungle iteminden sonra hafif tanklık katsın diye karabalta alıyorum ama bu maça çok gitmez ama yine de alacağım. Çünkü seviyorum verdiği özellikleri. Karabalta'dan sonra da ya Tiamat'ı bitiriyorum Haşmetli Hydra olarak ya da üçlü kuvvet diyorum. Koruyucu melek alıyorum. Yani böyle bir build'im var. Çok güzel bir build bence. En sonunda Dead Dance alabiliyoruz. Duruma göre değişiyor. Bakalım. Şimdi gank gel mi?
Girmesi lazım bakın şu an. Tam şu an girmesi lazım. Evet. Devam. Flash atacak buraya. Oo, atmadı. Sonra flash'ını geç kullandı bu arada. Geç kullanmasını beklemiyordum. Buraya flash atsaydı direkt kesmiştik adamı. Geldim. Hemen keselim şunu. Dive pozisyonunda bekliyoruz ki farmalamasın. Adam bayağı tilt oluyor şu an. Karşı adam şu an bu farmları da alamayacak zaten. Şunu patlatır en kötü. Kha'Zix'i çağırdı. Kha'Zix geldi. 2v2'de girmeyecekler. Ne yapıyor bu? Tamam, şu Skat'ı rahat bir şekilde oynayabileceğiz diyeceğim. Darko Zayn'i pushlamış. Midimiz base atmış. Alamayabiliriz Skat'ı abi. Kha'Zix'i de bayağı dövdük gördüğünüz üzere. Onda jungle item var ama o kadar güçlü değil. Bana ne yapıyorlar? Kesemezler öyle beni. Outdox inşallah orada bir kill alacaktır. Hemen asistimizi alalım. Çok hard duruyor. Benim manam yok zaten, oraya yetişemem ama. Aldık biz de. Kha'Zix'in beni kesebileceğine inanması çok garip. GP'ye base attırdık. Burada Kha'Zix hala devam etmiyordur umarım. Öldürürüz. Hadi Kha'Zix'in ormanına gidiyoruz. Gördüğünüz üzere arkadaşlar, yaptığım tek şey level'da öne geçmek oldu. Adamla aramda şu anda 2 level fark var. Ve üstünlüğümü çok güzel bir şekilde gösteriyorum. Bot lane'imizi kastırdık. Top lane'imiz zaten öne geçti. Farmda birazcık da olsun. Demasya, Bir kez ölmüş o biraz şimdi kötü. ve ebediyen. Zaten karşı jungle'da şu an yapacak çok bir şey yok. Ne yapıyoruz ormanlarında? Çarp olarak mavi çarp daha etkisiz, kırmızı çarptı. Uzun süren fightlarda kırmızı çarp daha etkili ama bu maç uzun bir fight süreceğini düşünmüyorum. Çünkü karşıdaki herkes kırılgan. Ben de uzun yani tank olmayacağım. O yüzden mavi çarp tercih edeceğim şimdi base attığımda. Hemen base atıyoruz. 200 parayla. Çarp artı ayakkabı alacağım. Ayakkabı da çok önemli. Jungle'da hızlı koşmanızı, hızlı gank atmanızı falan sağlar. Hemen aldık. Bu maçta Merkür de alınabilir, Ninja tabi site. Bakalım kasanlara göre değiştiririz tercihimizi. Hemen şu kurtları alıp, Blue alıp, Gromp alıp, Ota gank atacağım. Ya da mid'e bakalım durumu öyle. Aslında mid free kill olabilir ama flash'ı geldi galiba. Bak, flash'ı geldi. Veigar'ın E'sinden dolayı... Veigar'ın E'sinden dolayı flash'ından çıkamayabilir. Veigar'ın E'si çok kanserleyecektir adam ama Kha'Zix burada gördüğünüz üzere. Bot'u dörtlediler. Bizimkiler kesti ama ölecekler. Kaçamayacaklar oradan büyük ihtimal. Çünkü Galkoz ultisi var. Geliyorum. Dive uzatırlarsa keseriz. Evet. Check onu. 2'ye 2 değişim yaptık. Çok hoş. Bunun gibi şeyler çok hoş. Veigar'da bitti. Plate alıyor şu an. Hemen şurada bir Galkoz'u kesmeye deneyelim chat. Zaten bunun bariyeri de olmadığı için. Flash'ın bile harcamadan adamı kestim, görüyor musunuz? Bunun ultisi yoktu. Hemen çıktık. Flash attı bu arada Rakos. Zaten bu flash şey yaptı. Tamamdır. Boş zamanlarınızda mümkün olduğunca orman dönmeniz çok önemli. Level'da öne geçmenizi sağlıyor. Level'da geri kalmayın asla. Adamla şu aramda 2 level fark var. Bunun sebebi sadece doğru zamanda gank atıp boş zamanlarımda orman dönmekten kaynaklı. Çekersem orada keseriz. Fener. Fener de öyle bir yere attı ki basamıyorum. Bu da öldü. Burada bir yerde Vel'Koz olabilir. Vel'Koz evet burada. Ben çıkalım. Kazıkiye söylüyoruz çünkü buraya kadar vermek istemiyorum. Veigar bir şekilde E değilirse buradan keseriz. Bakalım. Thresh ya da... Of! Thresh'ten mükemmel bir flash ölüm cezası geldi. Buraya giremez Kha'Zix Veigar E'sinden. Allah, burada Lucio varmış. Keşke flashlasaydım. Lucio'yu da bizden sandım, biliyor musunuz? Hiçbir şey yapmadı çünkü. Onu da keserler büyük ihtimal. Çok güzel. Çok güzel. Thresh güzel oynadı burayı. Bakın. Support'taysanız size bir oyun bilgisi veririm arkadaşlar. Bu sırada anlatmışken. Bakın. Karşı bizim bot lane çok önde ya. Kai'Sa 2v1 durabiliyor. O yüzden Thresh Roam geziyor ve bu bizi 2 kill kadar öne geçirdi şu an. Sadece 2 kill kadar değil, verdiği pressure da çok büyük. Bakın karşı jungle oyun oynatmıyor, gördünüz mü? Karşı jungle tilt ediyor.
Sizin de support oyuncusuysanız bunları yapmanız gerekir. Hani çok öndeki lane'de roam gezmek oyunun en mantıklı işidir bu arada. Çok güzel roam gezdi arkadaş. Hemen devam edelim abi. Tapta durumlar nasıl? Tapta durumlar iyi. Bizim çocuğun lane'e gidiyor şu an. Şu an kesmeye başlamış. Tapta Scuttle var. Hemen onu alalım. Almamış. Büyük ihtimal almamış. Bottaydı en son. Bir bakalım yine de. Evet almamış. Hemen alıyoruz. Şimdi GP'ye bir dive setuplar mıyız? Bence setuplarız GP'ye bir dive. Buraya pushlarsa GP diver. Direkt keseceğimizi düşünüyorum. Şunu hemen tuttum. O minyonları çok güzel kesti, bıraktım buraya. Çok fazla zorlamak da istemiyorum. Velkoz nerede acaba? Velkoz burada. Ultisi var, o yüzden çok girmeyeceğim. Hani arkasından kazık çıktığı an ölürüm. Şurada bakalım bir yolda kıstırabilir miyiz? Buradan geçerse öldürürüz. Veigar ailesiyle birlikte. Arkadan geçiyor. Hop, bir dive'ımız var mı Veigar'la? Veigar'ın da ultisi var. Black öldü bile zaten. Gerek Black almadı. Aa, bot lane'imiz 2'de 2 vermişti. Nasıl hatalı oynamışlar galiba. Çok onu derdi. 2'de 2 vermişler. Hemen şu kuleyi bence itip vuralım abi. Veigar'a farmları salmaya çalışalım. Ama salmaya çalışırken de alalım birazını. Çünkü önemli olan burada farm almak değil. Lane pushlamak. Hemen vuruyoruz. İlk kuleyi aldık gördüğünüz üzere. Bunun bayağı bir getirisi var. Ve en önemli kulelerden biri mid kuledir. Mid kuleyi almak gerçekten oyunu çok iyi yönde açar. Red alabiliriz ya da tapa gidebiliriz. Tapa gidip red alalım. Kim yok şu an. Bu arada Velkoz'u her gördüğümüzde keseceğiz. İşte AD build'in, yani off tank build'inin farkı bu arkadaşlar. Tank kassaydım mesela bu kadar etkili olamazdım ama off tank build'de ne kadar etkiliyim görüyorsunuz. Tamam, bakalım bir EQ dener miyiz buradan? Nerede adam? Yani şurada base atıyor gibi hissettim. Atlıyor. Bunu da hemen alalım. Atlatamaz. Burada bir şeyler ters gidiyor gibi sanki. Çünkü haritada kimse yok. Bakalım gitmeyelim buradan. Gunplay. Outdox kuleyi aldırabilirdik de Outdox'a gerek yok. Biz redimize girelim. Şu, bu arada golemler en çok eksi veren orman yaratıkları. Ve biz golemleri daha bir kez almadık. Bunları alalım. Bunları almak da önemli ama o kadar önde bir oyun geçiriyorum ki yani almaya ihtiyacım bile yok. Hani çok önde bir oyun geçiriyorum çünkü. Almaya ihtiyaç bile duymuyorum. Şimdi Scuttle çıkacak. Scuttle'a koşacağım. Scuttle'a kazık gelirse direkt onu keserim. Çok para var üzerimde ama yine de çok güçlüyüm. Yani adamla item durumunda eşitimdir yani. Hatta daha da öndeyimdir. Üzerimde 2K para olmasına rağmen. Hemen koşuyorum. Ben gelirim mi? Gelmez. Gelirse GP direkt keseriz. GP ulti atmış Kota. Asit almış. On level olduk. Velkoz'u gördüğümüz yerde kesebiliriz ama Velkoz'un flash'ı geldi galiba. Burada hemen beklerken bir base atalım biri geçerse diye. Tamam, güzel Lux flash attı. Bota çökelim o zaman, Lux flash yoksa. Şimdi hemen ayakkabı ne aldım? Merkür alacağım. Merkür almak istiyorum. Kimse kasmadığı için Merkür aldım. Bir de arayıcımızı unutmayalım. Bir de cebimize bir tane görüş tutalım her zaman için. Alev ejderine başlarız. Normalde alev ejderini daha erken alabilirdim. Ama çok önde gittiğim oyun olduğu için daha da öne geçmek istedim. Alev ejderini almak önemli. Oyun bence en önemli ejderi zaten. Yani bu herkes tarafından da bilinir genel olarak. Şu Lux'ın flash yok. Lux'ı direkt indiririz. Reward'ladı Lux. Hemen kestik, buraya geliyorum. Aa, Kha'Zix burada. Ben ölecek miyim? Aa, Kha'Zix direkt kaçtı. Belki kesebilirdi bir ihtimal ama çok güzel Veigar. Veigar çok güzel tekledi. Benim çıkmam lazım lan. Çünkü burada Kha'Zix var. Giremiyorum. Ha, Outlook çok güzel bir TP attı abi. Burayı kestik galiba. Bakın mavi çarpın nimetini burada yiyoruz işte arkadaşlar. Blob'u gördünüz mü verdiği etkisini? Ha, flash Q atarım ama ölmez. Devam, devam. Flash yok Velkoz'un. Direkt agresif oynayacağım Velkoz'a. Alev Ejderi'ne dönelim buradan sonra. Direkt Alev Ejderi'ne dönmek daha mantıklı. Hemen Alev Ejderi'ye giriyoruz. Arayalım şuraları. Çarpım yok ama bir sıkıntı teşkil edeceği sanmıyorum gelebileceklerini. Hemen alırız gibi ediyorum. Hemen hatta görelim geliyor mu diye.
Gelmiyor. Kötü yok. Az kalsın alıyordu adam. O kadar güzel bir ult attı ki adam, görüşsüz bir şekilde, görüşsüz olmasına rağmen çok güzel attı valla. 6-1-4'ü maçı taşımaya devam etmemiz gerekiyor ama şöyle. Tamam dedim. Şimdi arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Hani bu tür alanlarda Jarvan oynayacaksanız düşük alanda tank build oynamayın. Profesyonel oyuncular profesyonel alanlarda ya da herhangi bir yerde sürekli tank Jarvan oynuyor ama tank oynamanızın size çok büyük zararı var. Neden derseniz düşük elo da tanklamak için bir elo değil. Düşük elo sizin taşımanızı gereken bir elo. Taşımanız gereken bir elo da tank oynamanız gerekmez. Tabi bu düşük elo mu? Bu Diamond 3, Diamond 2, Diamond 1 elo. Düşük elo değil. Ama düşük elo da yapmanız gereken o. Hemen base'imizi atalım. Kara baltamız bitti mi, bitmedi. Aslında bitseydi bir 106'ın daha bekleyebiliriz. Şurada hemen bir ward yoksa atalım bence GP'yi. GP'yi de çok kesmek. Ninja tabi sağlamış. Biraz zorlayabilir ama giderek keseceğimizi düşünüyorum. Ooo, fıçıya vursam iyiydi. Tuştur artı ulti attı. Fıçıya vursam belki keserdim. Keşke bencillik yapmayıp base atsaydım. İşte arada böyle şeyler oluyor arkadaşlar. Bencil oluyorsunuz. Üzerinizde 2K para varken falan giriyorsunuz. Girmeyin siz. Bu da size bir ders olsun. Boşa buraya kadar verdik adama. Kesebilir miydim? Evet. Fışıyı patlatsam belki keserdi ama gerek de yoktu zaten o kadar önde olduğum bir oyunda. Kayısı ölecek büyük ihtimalle burada. İltisi yok mu Kayısı? Yok. O da biraz satış oldu. Karşı takım hemen burada toparladı. Direkt toplamda 3 kill aldılar. Kara baltam bitti benim de, hemen koşalım. Şu an fokus attığım adam, kişiye tek atalım. Geliyorum hemen. Şuraya Thresh oynarsa buraya geliyorum. Thresh ile birlikte oynarız. Hemen geldim Thresh, götür bizi. Çok erken mi Fener ama? Karşı ormanı temizlemiş Kazix büyük ihtimalle şurada olduğuna göre. Lushi'yi bulduk şurada. Tamam, Lushi'ye koşalım ama. Bunun önce double buff'ını istiyorum ama bizim çocuk öldü galiba. Oo, burası çok kalabalık. Buradan çıkmamız lazım. Tamam, Velkoz'a dönsem mi? Dönelim chat. Oo, bu bizi bozdu biraz. Biraz daha çıkalım. Bu da bizden kaçıyor aslında. Sürekli yayınlardan alışkanlık chat diyorum, kusura bakmayın burada arkadaşlar. Her sabah Twitch'te bu arada yayın yapıyorum sabah 8'de ondan dolayı. Gördünüz mü arkadaşlar, gücümüzün farkına vardık. Bak, normalde burada gücünü bilmeyen bir insan bu kadar girmez ama gücümün farkındayım. Bu oynadığınız çara hakim olduğunuz anlamına gelir yani. Genelde jungle'da oynamanız gereken stilde hakim olduğunuz çarları oynamanızı öneriyorum. Hakim olduğunuz çarları öneriyorum. Neden? Çünkü hakim olduğunuz şampiyonlarla neler yapabileceğinizi, ne kadar ileri gidebileceğinizi daha iyi bilirsiniz. Şimdi yanmaya baktığımızda ben alsam iyiydi ama saldık açıdan. Ne oluyor burada? Ona şu an giremem. Kayısı yine trollüyor galiba ya. Kayısı biraz heyecanlı bir arkadaşımız bence. Çok tatmaya müsait duruyor açıkçası. Şimdi direkt şeyi bitireceğim. Titanic Hydra. Yani Haşmetli Hydra açıkçası. Hemen bir buraya gankimiz var ama öyle oynarsan kankam ilk atsan ne olur ki? Ah, Q'um değmedi. Geliyorum. Bu da bir yerde görünmez olmuşlar. Evet, bir yerde görünmez oldu. Çok güzel. O yüzden arayıcı açtım. Yakınıma girecek mi? Pozisyon alacaktım ona göre. Hemen bir baronluk hamle bu bence. Ama dakika 20 baronu biraz zorlayabilir. Velkoz yaşıyorken. Velkoz artı GP var. Girsek mi girmesek karar veremedim. Bence girelim ama. Thresh güzel oynuyor bu arada ya. Oo, Thresh ne yapıyorsun kankam? Yok yok, yakalayamayız. Girmeyelim ya, birazdan gireriz.
Figara bak aç gibi bütün canavarlar dolu. 2800 para oldu. Hydrated tabii ya da koruyucu melek alalım bence. Koruyucu melek parası varken koruyucu melek almayı seviyorum. Çünkü çok güçlüyüz zaten. Ve ölmüyoruz. Ölmediğimiz zaman da insanlar bir tık daha korkacaktır bizden. Bütün ormanım dönüyor tabii gördüğünüz üzere ama direkt falan aldım. Bir dahaki fight alışımızda baron rahat yapacağız. O kolay olacak. Daha ejder olsa şu an bile rahat yapardık da. Gidelim. Kha'Zix burada. Ben direkt gireceğim. 14 level'ım, Kha'Zix 10 level arkadaşlar. Aradaki fark 4 level. Daha önce oyunda ne yaptım? Doğru zamanda orman döndüm. Doğru zamanda gank attım. Bu kadar basit. Başka hiçbir şey yapmadım arkadaşlar. Geri çıkmaları lazım orada. Ben yokken fight atmaları şu an çok saçma. Ne yapıyorsun? Bunu da istemezsin bizden. Bütün omanımdan. Bak. Mesela ben yokken fight atmalarının saçmalığından bahsedeyim. Takımda en önde oyuncu benim. 11 kill'im var. Hani direkt çok öndeyim. Ama bensiz fight atıyorlar. Tabi bu olmaması gereken bir senaryo arkadaşlar. Burada ward var görünüyorum. Burayı salmak en mantıklısı. Ben de satmayayım. Koruyucu meleğim var. Kesebilir miyim? Kesebilirim. Evet ama gerek yok. Baron giremezler. Girebileceklerini hiç zannetmiyorum. Sadece şuraya girebilirler en fazla. Oo, burada yakalama durum. E'sini kullandı an ölür. Kullansın E'sini öldürün. Kullan da geriye doğru. Çok güzel. Kayısa'ya hemen saldırırız verelim. Buraya bence artık girmeliyiz. Adamlar sadece poklamayı deniyor. Buradan bana değiremezsin. Tamam. Bana daha güçlü rakipler bulun. Ne yapacağız? Bizim takım satmasa iyi bir şekilde bir sonuca vardırabilirdik. Ama Baron bait yapmamız lazım aslında bu dakikada. Baron wardlarını temizleyip baitlememiz lazım. Tek yapmamız gereken Baron bait abi. Başka Veigar'ımız var, Baron bait yapmamız lazım. Baron'da adamları direkt baitlersek gelmek zorunda kalırlar ve yapacak hiçbir şey kalmaz. Direkt gel buraya mesela, gel buraya. Bak mesela direkt kafa atacak çocuk. Mecbur mecbur, başka çaresi yok. Mesela bakın bu öldü diyeceğim, R'ye basamadım. Burada biraz sıkıntılı. Thresh'in hook'u değseydi biz cezalandıracaktık ama buraya girebiliriz yine ya. Veigar E'sinden dolayı bayağı gücümüz var. Bak o E'yi agresif atarsa mesela direkt ölüyor. Ben burayı darma duman ettim. Çok güzel. Bunu da keser büyük ihtimalle artık. Gel. Tamam başlayalım abi. Daha flash'ım duruyor zaten. Arka safayı çok kolay tekliyorsun bu build'de ya. Canım bile inmedi neredeyse. Bu Kayısa'nın kırt kırt sesi beni benden alıyor ya. Nasıl bir ses abi bu? Tamam, bu Blue'ye geleceklerini düşünüyorum. Bakın yapmanız gereken şey buradaki wardları temizleyip adamı barona çekmek. Adamlar mecbur baronun içine gelecek bakmaya. Geldiklerinde de onları sürpriz bekliyor olacak. Yani oyunu bitiremiyorsanız, direkt kuleleri alamıyorsanız böyle yapmanız gerekiyor. Bu en iyi bitirme taktiğidir. Buradan devam eder mi? Bence edecek bu çocuk. Edecek gibi bir izlenim verdi bana çok. Biraz da geri çıktı. Neden bilmiyorum ama. Neyse base atalım biz yine zorlamadan. Şimdi bunun üzerine bir de Dead Dance alacağız. O kadar güçlü de bak. Kayısa yine satışlarda. Bir fıçı patlatamadım. Yani devam ediyoruz. GP ne yapıyor? GP bu arada bir item daha alırsa bayağı sağlam vuracak. Düşe koşabilir. Düşe free kill diye biliyorum. Tam bir free kill düşe. Biraz burada bekle. Kayısı ama bizden önce gitti. Mesela orada ölse çok hatalı bir oyundu. Ama Allah'tan ölmedi. Ölebilirdi yani. Çok önde değil bence. Bir kronometre de almak istiyorum ben bu maçı ya.
Chromatic'i hiç kullanmadığım için koruyucu melek alırken, direkt koruyucu meleği çektiğim için Chromatic'i kullanma hakkım var. Bir kez kullanma hakkınız oluyor item bitirseniz bile. Hemen direkt kesmeye devam. O da öldü zaten. Ah be. Öldürürdüm de devam etmeye gerek yok. Çok coin flip oluyor. Direkt kuleleri oynayıp her şeyi de alıp bitirmek daha mantıklı. Hotdogs minyonları getirmişken bence içeri girmeliyiz artık. Çok güzel bir yerde DC'yi görecek. Bu şey esir kullandığı an ölür mesela. Alev ejderi var, alev ejderi dönemiş. Gerek yok başka bir şeye. Tamam, maç bitiyor zaten. Ne oluyor orada fightlar? Bence alev ejderine dönmeliler. Yani alev ejderi varken orada oynamak çok mantıklı bir fikir değil. Kaç param var? 1700. Ölümün dansı bitmez. Ölümün dansı aldığımız zaman gerçekten canımız bile neredeyse inmeyecek. Çok güçlüyüz çünkü. Karşıda 11, 13, 12 level'lar var ve ben 16 level. Yine takım bensiz girmeseydi sattı. Takımda biraz işte bu elolarda bu var ama bu eloları böyle tek başınıza yani bayağı işlev yaptığınız zaman takım satsa da sıkıntı olmuyor. Mesela Lux buraya gelir. Ward varmış burada. Ölmem herhalde. Ölmem. Beni öldürmeleri imkansız gibi bir şey zaten. Ama buradan dövüyorlar zaten. Outlook çok güçlü. Hemen ölüp koruyucu meleğin çalışmasını istedim ama GP beni kesmeye diyecek. Ben burada galiba öleceğim. Ya da ölmedim. Yani bizim yine Thresh'in hatası. Çok erken yakalanıp ölüyor. Ben yokken ölüyor. O bayağı büyük bir hata. Ben devam edebilir miyiz? Şimdi oyunu açmak için bir tane daha baron beklemem gerekiyor arkadaşlar. Çünkü hiç inni kulesi açamadık. Bunu açarsak çok iyi olur. Adama bak nereye koyuyorlar gibi. Geri gidelim lan. Paraya ihtiyacım var benim. Her şeyi direkt böyle temizlemeye çalışıyorsun belli bir dakikadan sonra. Ölümün dansı ne kadar bitiyor? Ha, 3500 gold. Toplam kaç gold lazım? 700 gold daha. Daha 600 kaldı. Full build oluyorum. Dakika 28 arkadaşlar. 500 gold sonra sadece. 500 gold lazım o yüzden bana. Koruyucu belediye de kullanmış olduk daha değil mi? Duşibot'ta ne yapıyor? O istediğim gold'u bana verecektir bu adamı şeyi kesersem. O yüzden koşacağım direkt. İnşallah arkası fazla yoktur diyorum. Yanımda durun. Burada olduğunu biliyordum. Beni kesmesi imkansız böyle. Hani beni böyle kayıtlayarak falan şu an kesmesi imkansız çünkü çok öndeyim yani. 17 level'ım adam 14 level. Beni kesmeye çalışıyor. Bunu alıp hemen geliyorum. 3.7k ile base attık abi. Çok iyi, hemen aldık geldik. Hemen ileri gidelim. Şimdi baron çıkacak. Alev izleyecek. Baron bir dakika. 3. alev bu arada. 3. alevde size efsane güç katar ama şu an 475 AD'yim zaten. Hani Veigar'da 180 AP olmuş. Bu maçı çok yüksek ihtimal kazandık zaten. 3. alev aldığımızda Veigar 1000 AP'yi bulur o zaman isteklerse biraz daha. Bayağı sağlam duruyoruz. Kayser Red istiyor. Ben alsam daha mı iyi? Bence daha iyi ama alalım hadi. Burada ward var. Geliyorum oralara. Bunu kesebilir miyiz? Onu kesersek çok rahatlarız. Aa, nasıl ekliyle zıplayamadım? Tamam, bu direkt tek birlik adam. Hop, bu da öldü. Geliyorum, devam edelim. Arkadan şu ikili vuran Vel'Koz ve Lux'ı biraz rahatsız etmemiz lazım. Yoksa direkt onlar rahatsız edecek bizi. Onları biraz rahatsız etmek isterim. Geri girerim ama baron almamız lazım ya bizim baron. Direkt free baron.
Sizi engelleyemezdim baronu şimdi. Ben çok öndeyim. Direkt gidip baron alın bence. Ölmeden bize rahat yok. Beygar ne yapıyor? Beygar üstüne stun açıyor. Hemen alalım. Beygar'ın da damage'i çok yüksek zaten. Bunu direkt alırız. Vel'Koz falan gelirse Rey'im geliyor. Direkt onları Rey'den hızlı keseriz diye düşünüyorum. Orada öldü gidiyor. Hadi gidip keselim ya ben. Ne yapıyorum ben? Tamam devam. Baron'u bırakma. Baron'u bırakma. Tamam. Yap ne yapıyor? Bin vuruyor. Allah! Baron'a ölen bir Veigar var. Bu kovime gitti olay. Ooo, Thresh falan felaket oynadılar burayı. Hemen arkadan kapatalım şunları. Önemli olan aslında Vel'Koz'u yakalamak. Kartım olsa içebileceğim de. Ne kadar Thresh? Eksi onu direkt kesecektik. Çık abi ne yapıyorsun orada? Alo. Bence biraz fanteziye girdim ve 3. alev de alındı zaten. ADM'e bakıyorum abi 543 AD. 543 arkadaşlar yanlış duymam. Bunun flash'ı yok geldim. Direkt tek yedi gördüğünüz üzere hani o kadar öndeyim ki adama sadece R ile tek attım. Yapmadım. Devam edelim. Tıkım buradan ya artık burada ne bileyim coin flip oldu. Mid 5. Mid 5 alıp bitirebiliriz. Outlooks'u tapas alıp 4 kişi de bitirebiliriz. Her türlü şu an maç bitirebiliriz yani. Şu AD jungle itemini satıp onun yerine daha güzel şeyler de alabilirim de şu an o topa hiç girmeyeceğim. Devam edeceğim oyuna. Devam edelim. Bakalım karşının skorlara. Hepsini bayağı bir kestik ya. 19 killimiz var şu an. Devam ediyoruz. Bakın Lux orada ama buraya wardlamışlar. Hemen keselim. Bunların ikisinin de flash'ı yok. Kesemezler beni. Hemen çıktık buradan. Vel'Koz'u kestik bu bayağı mantıklı. İkisini aslında Lux ile Vel'Koz'u ikisini içine alıp Rehm'in ikisini de kesmek istiyordum. Ama olmadı. Bayağı hasar yiyeceğim. Beni kesse öyle koruyucu meleğim var o yüzden rahat oynuyorum. Video. Hemen buradan da inni açalım. Bu Dead Dance'i almak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Karşıda AD bir kasmış hero varsa Randuin'i de alabilirsiniz. Hani ben bunu çok önde olduğum için aldım zaten ölmüyorum diye. Arkadaşlar. Bu öğretici jungle rotasyon videomuzda bu kadardı. Jarvan'da neler yapmanız gerektiğini öğrendiniz. Videoyu beğendiyseniz arkadaşlar alttan kanalına abone olup basıp videoyu da bir like'larsanız sevinirim. Diğer videoda göz atabilirsiniz. Jungle rotasyon için Urgot'umuz, Evelynn'imiz vesaire vesaire dolu şampiyonumuz var. Daha da yenileri gelecek arkadaşlar merak etmeyin. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Her sabah 8'de de Twitch'te yayındayım. Bunu unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanala da abone olmayı unutmayın.